Bundan malumlar olduğu üzere 3 yıl önce 27 Şubat 2011 tarihinde milyonlarca Müslümanın dua ve tekbirleri eşliğinde ebedi hayata uğurladığımız Erbakan hocamızı bugün bir kez daha rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz. Mekanı cennet olsun. Ben kendilerini 1969 yılında tanıdım o tarihten itibaren de kendisini adım adım takip ettim. Bir söz var bilirsiniz ya bir yol bul veya bir yol aç. Değerli arkadaşlarım o yol açan çığır açan bir liderdi. Makamı, mevkii, şöhreti, serveti değil. Bütün şer güçleri karşısına alma pahasına cihadı tercih etti. İdeallerini hayatına değil, hayatını ideallerine adadı. Nitekim vefatından kısa süre önce kendisine sorulan nasıl hatırlanmak istersiniz sorusuna malıyla, canıyla cihad etmiş bir Müslüman olarak hatırlanmak isterim cevabını vermişti. Küçük hesapların değil, büyük hedeflerin insanı oldu. Bu hedeflere ulaşmada hiçbir engel tanımadı, hiçbir güce boyun eğmedi. Hiçbir makam ve mevki için hedefinden vazgeçmedi. Değerli konuklar, aziz misafirler, nitekim bugün geldiğimiz noktada onun yokluğunu çok daha fazla hissediyoruz. Bugün gerçekten Erbakan'ı anmaya değil, anlamaya ihtiyacımız var. Türkiye ve İslam alemi bugün tıkanmıştır. Siyaseten tıkanmıştır, ahlakan tıkanmıştır, ekonomide tıkanmıştır, dış politikada tıkanmıştır. Yazık ki kısır kavgaların, içi boş polemiklerin seviyesiz tartışmaların esir edilmiştir. Onun ortaya koyduğu basiret ve feraseti örnek almadığımız sürece selamet ve saadete kavuşmamız mümkün değildir. Çünkü Erbakan hocamız sadece hakkın ve hakikatin peşinden giden bir mücahitti. Kimseyi kandırmamış, kimseyi yanıtmamıştır. Hiçbir zaman Birlikte yola çıktığı insanları, dava arkadaşlarını yarı yolda bırakmamıştır. Yol arkadaşlarını yolda buldukları ile değiştirmemiştir. Önemine binaen tekrar ediyorum. Yola çıktığı yol arkadaşlarını yolda buldukları ile asla ve asla değiştirmemiştir. Başka bir ifadeyle yol arkadaşlarını, dava arkadaşlarını hiçbir zaman satmamıştır gizli kapaklı işlere kalkışmamış. Şartlar ne olursa olsun en zingür sesle hakkı haykırmıştır. Çünkü o hep Allah'ın rızasını gözetmiştir. Kurduğu beş partinin dördü kapatılmış, engellenmiş, yasaklanmış, üzerine üzerine tanklar sürülmüş. Ama hakkı söylemekten asla ve asla geri durmamıştır. Şunu herkes bilmelidir ki Adalet olmadan huzur ve barış olamaz. Bugünkü manzara gösteriyor ki küresel egemenler sömürüyü bir hak olarak görüyorlar. Değerli kardeşlerim, bu böyle gitmez. Gitmemelidir. Kısacası İslam alemi bir araya gelmek zorundadır. Vakit geçirmeden biz Erbakan Hocamızın tavsiyesine uymak suretiyle İslam Birliği'ni kurmak zorundayız. İslam Birleşmiş Milletler Teşkilatını kurmak mecburiyetindeyiz. İkinci olarak İslam NATO'sunu mutlak surette kurup hayata geçirmek mecburiyetindeyiz. Değerli kardeşlerim, şu açık ve nettir ki bizler İslam alemi olarak birbirinin rakibi değil birbirinin refiki olduğumuzu idrak etmek durumundayız. Refik olması gereken kardeşlerimiz birbirlerini rakip olarak görüyor. Bu böyle gitmez. Gitmemelidir. Reçete bellidir. Erbakan hocamızın ifadesiyle reçete İslam'dır ve o da Müslümanların elindedir. İddihat ve bir birçoğunun algıladığı gibi hain değillerdi. Ama gafildiler. Hain olsalardı ne olurdu? İmparatorluğu, Osmanlı Devleti'ni savaşa sokmak suretiyle bölünüp parçalanmasına sebep olurlardı. Gafil oldular Ne oldu? küresel emperyalizmin oyununa geldiler. Neticede yine o muhteşem devletin devleti muazzamanın yıkılıp yok olmasına İslam coğrafyasının paramparça edilmesine sebep oldular.